Evet sevgili yaban dostları. Bugün gördüğünüz gibi ormandayız. Değil mi Ömer kardeşim? Evet. Bugünkü programımız evlerimize severek aldığımız bizim de yakın dostlarımız köpeklerle ilgili bir program yapacağız. Köpeklerin evlerde büyütüldükten sonra zaman aşımında artık bakılmaz bir hal aldıktan sonra insanlar tarafından ormanlara ve orman kenarlarına bırakıldıktan sonraki doğaya vermiş olduğu zararlar hakkında bir program yapacağız. Bugünkü programımı Bahçeköy Avcılar Kulübü'nden Ömer arkadaşımla birlikte yapacağız. Merhaba Ömerciğim. Merhaba efendim. Ömer sağ olsun geldi bana yardımcı olacak bugün eşlik edecek. Beraber bir program çıkartmak için uğraşacağız. Bunun en güzel kaynağının köylerdeki arkadaşlarla da konuştuk, avcı arkadaşlarla da konuştuk. Ama orman içinde bir de kalan arkadaşlarımız var. Bu arkadaşlarımız ormanlarda yıllardan beri kesim yaparlar. Onlar gece gündüz hep ormandalar. Büyük çadır kurup burada yaşıyorlar. Yani günleri, vakitleri, ayları, yılları burada geçiyor. Bugün onların yanına geldik. Onlardan en doğru bilgileri alacağımızı tahmin ediyoruz. Onlarla bir görüşeceğiz. Zaten onlar şu anda kesim halindeler. Hem onlarla da bir de ormanlardaki birçok insanın da bazen tepki gösterdiği neden bu ormanlar kesiliyor diye. Onların bu ormanların neden kesildiğini aydınlatacakları güzel fikirleri de var. Görsel olarak da yayınlayacağız. Neden bir ağaç kesilir? Orman neden açılır? Sebebi nedir? Onları da bize anlatacaklar. Bilgi alacağız onlardan. Evet, onlardan da bilgi sahibi olacağız. Evet sevgili yaban dostları. Şu an kesilmiş olan bir büyük meşenin başındayız. Hem de bunları kesen, maktağı işi yapan arkadaşlarımızla beraberiz. Öncelikle bir onları tanıyalım. Evet sizi tanıyalım. Sadık Yılmaz, orman işçisi. Şenol Artar, orman işçisi. Birol Artar, orman işçisi. Evet sizler yıllardan beri ormandasınız. Sizleri ben de tanırım, sizler de beni tanırsınız. Sadık. Ben seni bildim bileli ormancısın. Sen de öyle. Kulakları çınlasın baban. Burada gençliği geçti. Şu an Kastamonu'da. Baba mesleği bize kaldı. Evet, baba mesleği sana kaldı. Sen de yıllardan beri bu işi yapıyorsun. Benim buradaki gelişimin sebebi bu ormanlara bırakılan yani insanın en yakın dostu olan köpeklerle ilgili bir program yapıyorum. Doğaya verdikleri zarar. Evet. Birçok insanın bilmediği, doğada bunların bizlere ne zararlar verdiğini bilmediği bir program üzerine çalışacağım. Sizden onlardan bilgi alacağım. Fakat öncelikle şöyle bir bilgi bize verebilir misiniz? Her ağacı mı kesiyorsunuz yoksa belirli ağaçlar üzerine mi çalışıyorsunuz? Belirli ağaçlar üzerinde çünkü belirli ağaçlar kendini gösteriyor. Çürük ağaçlarımız var veyahut gençliğe zarar veren ağaçlarımız var. Aradan onları mühendislerimiz geliyor, işaretlemesini yapıyor ve biz alıyoruz. Gördüğünüz gibi büyük bir meşemiz çürümeye dönmüş artık. Altındaki gençliğe zarar veriyor ve biz bunu aldık. Evet, gençlik dediğiniz su kenarında duran kayın ve gürgen ağaçları. Evet, onları kurtarıyoruz. Burada yanda var, bu önde var. Onları kurtarıyoruz ve alttan artık sürgünle yetişecek. Gençlik olacak, ormanın gençliği. Gençliğe dönme tabiri artık. Sadık, bunu dışarıdan baktığın zaman anlama şansın var mı? Mesela bir normal bir insan bunu gördüğü zaman senin keserken bunun çürük olup olmadığını anlama şansı var mı? Her insan anlayamaz tabii. Evet. Yani bir başkası şimdi bunun içini görmeden sizin burada keserken gördüğü zaman gelip Tepki oluyor tabii usta. Evet. Tepki oluyor bilmediği için, bilinçli olmadığı için. Tepki gösteriyorlar haklı olarak. şurada da bir ağaç yatırmışsınız. Bir de onun başına gidelim bakalım. Evet, sevgili yaban dostları, burada da büyük bir meşe devrilmiş. Daha doğrusu kesilmiş. Kesilmiş fakat meşenin etrafına baktığınız zaman çok güzel filizler var. Yani ortalama olarak 6 ile 8 sene arasında Evet, o yaşlarda. o yaşlarda 6 ile 8 sene arasında yetişen bu hale gelen çok güzel kayın ağaçları var. Bu kayın ağaçlarını
bilinçsizce bir kesilse sadık bu diyelim, bu bunu devirdiğiniz zaman o ağaçları da bunun yıkma şansı var değil mi? Evet, kamayla balyozla biz onun şeyini çevirip ağaçları rahatlatmak için yıkıyoruz. Yani yarım saat, bir saat uğraşıyoruz bir ağaçta. Boşluğa. Tabii. Boşluğa devirmek tabii, için. Bu diyordu ya, bunda canı kurtarmak için. Bu ağaçların normalde kendisi doğada, yani doğadan yıkılsa bunlara zarar verecek. Bunlara çok aşırı zarar verecek. Çünkü hangi taraf zayıf boşluğu şeyini yakalarsa, kökten daha çok çürümeyi aldıysa o istediği yöne. Ve fidanları kurtarma şansın yok o zaman. Komple kırıyor. Ama bizim mühendisimiz geliyor ve bunları belirli ağaçlar zaten anlayan anlıyor. Herkes anlayamaz ve işaretlemesini yapıyor, damgasını yapıyor ve ondan sonra kesime açılıyor. Kesime açıldıktan sonra iş bize düşüyor. Bu sefer biz fidanı kurtarmaya daha çok yönleniyoruz ve bir ağacı devirmeye yarım saat, bir saate yakın zamanımızı aldığı yer oluyor. Çünkü uğraş halatlarla veya kamalarla yatırmak zorundayız. Yoksa fidanları götürür. Götürdü mü bir kıymeti yok zaten. Evet, programımız köpeklerle ilgili ama şurasını bir toparlayalım. Sizin de bir çalışmanızı görelim. Evet. Bir ağaç devirdiğinizi görelim, aşağıda arkadaşlar çalışıyorlar. Ondan sonra yağmur durumuna göre çadıra kaçarız. Olur. Yağmur olmazsa aşağıda bize en doğru ağızdan buradaki köpeklerle ilgili bize bilgileri aktarmanızı rica ediyoruz. Evet. Evet sevgili yaban dostları, birçok insan damga nedir bilmez. Burada damgayı gösterelim önce. Mühendislerimizin gelip kesilecek olan ağaçlara vurmuş olduğu damgayı. Evet Sadıkçığım. Evet, şu numaramızı verirler. Türkiye Cumhuriyeti'nin şey yaptığı damgamız var, şuraya vururlar onu. Biz de ona göre bu ağaçları şeflerimiz belirler, biz keseriz. Evet, numarasına göre. Evet, orada Türkiye Cumhuriyeti'nin arması var değil mi? Evet, tabii ki. Evet, evet, sıra numarası ve arması. Bu kadar kolay değil yani. Burada insanlar gelip kendi kafalarına göre kesim yapmıyorlar. Aslında belki ormanlarımız biraz açılıyor. Belki yabani hayata, yaban hayatına biraz belki etki yapıyor ama kesilmesi de gerekiyor. Ağaçlar, ormanlar her şeyimiz. Yapılan, yani dünyada Ömer sen daha iyi bilirsin. Dünyada yapılan birçok iş ağaçla değil mi? Yani kaleminden tut, defterinden tut, kağıdına kadar hepsi ağaç üzerinde çalışıyor. Bunları korumamız lazım. Belki yaban hayatına biraz etki ediyor ama doğru bir kesimle bu ağaçlar gene tekrardan orman haline getirilecek. Arkadaşlarımızdan bu ağaç eğer buradan kendi başına yıkılsaydı şu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aşağı yukarı bir 10, 12 tane çok güzel kayın filizini götürürdü. Götürürdü burada doğru bir kesimden zorlanarak bu boşluğa yıkıldı değil mi? Evet. Evet tekrar bir büyükçe çok 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 büyük bir meşenin dibindeyiz. Bu meşenin de içi boşalmış. Sadık kaç yıllıktır bu meşe? En az 400-300 senelik bir ağaç. Evet bu kadar uzun süre dayanmış ama artık hani insanlara kanser nasıl girer? Evet kanser girmiş içine evet. Evet dışarıdan baktığın zaman da tertemiz görünüyor ama içi boş. Şişe gibi. Evet. İçi boş, şişe dışı gibi. Sağlam. Evet. Değil mi? Şimdi bunu burada çevirmenizdeki sebep sırf şu etrafında görülen bir iki tane. Evet bir de şeyini doldurduğu için artık yaşıyor. Gençliğe zarar vermesi için. Evet. Kendi şeyini doldurmuş artık. Evet. Evet. Bu tür ağaçları kesiyoruz ormanda sürekli. Tabii canım. Sizler artık bu işin ustasısınız. Evet. Bunların sayesinde de ormanımız gençleşiyor. Alttan evet. Filiz yetişiyor. Tabii. Yani. Düşünebiliyor musun Ömer? Dışarıdan baktığın zaman değil mi? Evet. Adeta bunlar, şişe değil mi? Aynen öyle. Şimdi bunu almazsan yıkılacak filizlerin üzerine, yeni yetişen ağaçların üzerine düşecek. Onları kıracak, onların büyümesini engelleyecek. Bunlar da bunu kesip hani onları kurtarıyor. Ömer bunun tomurundan, sen marangozsun, senin mesleğin bu. Bunun tomurundan da artık bir şey olmaz değil mi aşağı yukarı? Bu oduna dönecek. Dünyanın en pahalı yakacağı oluyor. Yani bunu da seyircilerimizin de bilmesinde fayda var. Odunu böyle bol bol yakıyorlar ama dünyadaki en pahalı yakacaktır odun. Evet. Yani şu sağlığında sadık kesilseydi. Tomruk olacaktı. Birinci sınıf tomruk olacaktı. Evet. Şu anda odun. Bazen odun da olmayabiliyor. Çürüyor, içi mantarlaşıyor. O yüzden yani bunları almak zorundayız. Tabii sadık bundan odun daha iyi olmaz ya. Olmuyor işte. Zamanı gelince biraz daha zamanı geçirsen odun da olmuyor. Evet. Çürüyor, odun da olmuyor. Mesela evet. Kayın ağacında daha çok oluyor. Odun hiç olmuyor. Çürüyor, mantar oluyor, gidiyor. Hani 300 senelik bir ağaçtan bir tane odun alamadığımız oluyor. Evet. Evet sevgili yaban dostlarım.